Hadi kızım, hadi oğlum, hadi, hadi. Baba, okuldan para istiyorlar. Ha, evet baba ya. Ulan daha geçen gün yolladık be. Ya baba, okulun çatısı akıyormuş. E siz de şemsiye alıp gidersiniz. Hadi, hadi sallanmayın, hadi. 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 Ders alın, iyi dersler. Spiderman. Kavga etmeyin sakın bak yolda. Tamam baba. Hadi görüşürüz. Güle güle. Siz ne zaman gidiyorsunuz? Dur ya. Erdem, bana bir araba alalım. Ben böyle sana bağımlı olmak istemiyorum. Sabahları beni işe bırakıyorsun diye zorla buraya gelip kahvaltı edemem. Ben bağımsız olmak istiyorum. Tamam, iyi fikir. Ben de zaten seni sabah işe bırakacağım diye erken erken kalkıp duruyordum. Ne yani, şimdi siz araba mı alacaksınız? Evet, evet. Benimkini değiştirmem lazımdı. Benimkini Fulya'ya veririm, yenisini ben alırım. Yenisini ben istiyorum. Oh, maşallah. Ekonomik kriz sizi pek etkilemedi galiba. Güzel abicim benim. Kriz zamanında araba alacaksın. Arabalarda acayip kampanya var. Bence sen de al. Kaçırma bu fırsatı. Bir daha bu kadar ucuz araba bulamazsın. Aman aman kardeşim, ben almayayım. Yok sağ ol. Ben babamın külüstürüyle idare ediyorum. Aslında sen de haklısın. Sana hangi banka kredi verecek? Yok kemiği sıyıracaksın da ödeyeceksin de ölme eşeğim ölme. Ya bozulma lütfen abi ama kredi almak için maaşlı olmak şart. Ama öyle böyle maaş değil. Bayağı iyi bir maaş, dolgun. Ya sen sabahları gazete okumuyor musun ya? Gazeteler bas bas bağırıyor. Her gün 300-500 kişi işten çıkarılıyor. Ya bir gün işten atılırsan ne olacak? O dediğin işçiler canım. Ben yöneticiyim. Bana bir şey olmaz. Hayatım, bugün işten biraz erken çıkalım. Araba bakarız ha? Tamam canım, bakarız ama bak yenisi benim, sana söyleyeyim. Hayatta olmaz, yenisini bana alıyorum. Ya sen acemisin, çarparsın falan, kaskoyla uğraştırma. Ha çarpma ya, gerekirse ek ders falan alırım. Tamam. Yardımcı, sen hala gitmedin oğlum. Gitsene dükkanın başına. Tamam baba. Yalnız bırakın bizi ya. Hiç mi bir yolu yok? 15-20 gün mühlet verseniz, yani 20 gün sonra çekim var, bir miktarını ödemiş olurum bari. Üzgünüm İrfan Bey, prosedür neyse yapmam gerekiyor. Yahu, dükkanımı kapatmaktan bahsediyorsunuz. Şaka mı bu? Bura kapanırsa ölürüm ben. Biz de emir kuluyuz. Boşaltmak için 3 günümüz var. 3 gün içinde 30 bin lira öderseniz hiçbir sorun kalmayacak efendim. Usta, ne oluyor ya? Kapatıyor muyuz dükkanı? Of, of, of. Ne yapacağım ben ya? Şişt Rıza. Buyur lütfen abi. Bu gidenler maliyeci mi lan? Bilmiyorum ki. Dur ben bir öğreneyim de gideyim. Merak ettim. Abi, İrfan Usta'nın borcu varmış, ödeyememiş. E şimdi dükkanında ipotek gösterdiği için bankacılar da almaya gelmişler. Sen niye sırıtıyorsun? Hani biz onlarla şeyiz ya, sevmiyoruz ya birbirimizi. Çok konuşma Rıza, hadi git etrafı temizle, hadi. Az önce temizledim ben. Canım, bu sefer de git tuvaleti temizle. Hadi bakayım, hadi. Hadi. Oh. Oh. Ah. Oh, değil mi? Oh, sen anca böyle manda gibi otur. İş güç yok. Ne yapayım baba? Gezeyim mi Allah aşkına ya? Zaten iş yok. Oturup bekliyoruz işte. Lazım müşteri yoksa sen müşterinin ayağına gideceksin. Simitçi gibi mi? Ha yok, istersen ben şöyle yapayım babacığım. Bak ben bir araba kiralayayım, etleri doldurayım. Ondan sonra bağır bağır dolaşayım. Et var, kıyma var, yer! Aman aman, şakaların da kasaplığı kadar kötü. Yani 30 senede anca böyle manda gibi oturmayı öğrendim. Başka bir şey öğrenmedim. Evladım, git restoranlara, bir ihtiyacınız var mı de. Ne isterseniz getiririz de, et getiririz de. Müşterini kendin yarat. Böyle oturmak olmaz ki bu evladım. Bak kardeşin canavar gibi çalışıyor. Aman be. Saçımız ağrıdı. Hala fırça yiyoruz yani. Ne yapacağız arkadaşlar? Balık İrfan'a yardım et benim. İyi olmadı. Para vermekten başka çaremiz var mı? Ne kadar güzel söyledin Basri. Ne kadar iyi. 30 bin lira bu. Az para değil ki canım. Nereden bulacağız biz? Ya bir düşünün. Bu para buralarda bir yerlerde olmalı birilerinde. Biz gideriz, kefil oluruz. Parayı alıp veririz insana.
Necati Usta'ya geçsek? Tam buldum verecek adamı. Ya bırak o pinti adamı. Ondan 30 kuruş bile çıkmadı. Hele İrfan'ım için hiç çıkmaz. Onlar birbirlerine günahlarını bile vermez. İyi de Nurettin abi, bu çarşıda 30 bin lira bitir, Necati Usta çıkar. Başka da hiç kimseden çıkmaz. Evet, canım ben de biliyorum onu. Ama o adam vermez. 35 yıldır tanıyorum ben adamı canım. Biliyorum, vermez. Bir sorsun. Hadi be Nurettin abi, bir soralım. Soralım, soralım da benim hiç umudum yok. Hadi bir soralım. Gelin bakalım. Selamun aleyküm Necati Usta. Ve aleyküm selam. Haberin var mı? Hayırdır? Balıkçı İrfan'ın dükkanına banka el koymuş. İyi yapmışlar ya. Beter olsun. Ben size dediydim. Ne yapacağız şimdi Nurettin? Gördünüz, ne bileyim ben. Ya bakın arkadaşlar, en iyisi biz bir bankada hesap açtıralım. Millet gönlünden ne koparsa o hesaba yatırsın. Ha? Nurettin abi çok doğru söylüyor. Biz en iyisi bir bankada hesap açtıralım. Salih, aman Salih'a. Efendim baba. Gel bakayım. Bak kulaklarını aç, beni iyice dinle. Şunu al bakayım. Bankaya gideceksin, bir hesap açtıracaksın. Sonra hesap nömrosunu al, doğru kırtasiyeci Müfit'e git. Ondan o hesap nömrosunu ver, ondan 40-50 tane fotokopi yapsın. Onları al, geri gel. Tamam, tamam kızım? Tamam. Hadi bakayım. Gel beni bak. Sakın oyalanma. Kır bacaklarına. Bak buraya tükürüyorum. Kurumadan gelecek. Hadi yürü. Kurmayıp durma orada. Hadi. Öğretmen ustam, buyur. Allah razı olsun. Kampanya başlatmışsın benim için. Lafı bile olmaz canım. Ben artık hiçbir kimse kurtaramaz o bankanın elinde. Ya İrfan usta, kusura bakma, merakımı mazur gör. Sen ne yaptın da o kadar borç ettin bankaya? Hanım, biliyorsun 2 yıldır hasta. Biliyorum. Bu 2 aydır da daha bir ağırlaştı. Fındıklı'da özel bir doktora götürüyorum. Her gidiş geliş 2000 lira. Yapma ya. Hay Allah. Ya. Yes. Merak etme. İnşallah Allah'ın izniyle bu işi başaracağız. Toplayacağız o parayı. Herkesin bir derdi var be ustam. Kim uğraşır benim kampanyayla? Baksana, benim hesap numarası yere düştü şimdi de. Sürünüyoruz. Öyle deme canım. Allah'tan ümit kesilmez demişler. Ziyade olsun ustam, ziyade olsun. Afiyet olsun İrfan usta. Afiyet olsun. Gülü gülü. Usta, usta vazgeçmeyelim hadi. Hadi, hadi balığa gel. Derya kuzusu bunlar. Oğlum sen de bağırsana, kaptırma müşteriyi. Onlar kapatmamış mıydı ya? Ne kapatmasın, her gümbür gümbür bağırıyor. Gel vatandaş, gel dana kıyma 10 lira. Bonfileye gel 25 lira. Gel vatandaş, gel. Palamut'a gel. 4 taksitle palamut. Şimdiye 2 ay sonra öde. Gel, 4 taksitle palamut. Gel, gel. Bizde taksit yok, para peşin. Gel vatandaş, gel. Para peşin, kırmızı et. Gel, gel. Gel vatandaş, ona gitme, bana gel. Gel, gel, kalkanın güzelliğine gel, gel. Vallahi bana baba, gel. Allah kimseyi şu bankaların eline düşürmesin. Oğlum paranın kıymetini bilmezsen tabii böyle zor durumlara düşersin. Bak sen de dikkatli ol, paranın kıymetini bil. Yoksa gelip senin dükkanında kapatalım. Para sende babacığım. Kıymetini bilecek para bizde nerede? Lan yarım aklından bana laf sokma lan. Para her yerde. Kazan, sen de çalış, sen de kazan oğlum. Gel bak benim. Buyur ablacığım, buraya gel, buraya. Abicim gel. Bak bu resme, veresiye veren İrfan, öteki de be. Hadi bakalım eyvallah. Güle güle baba. Çalışın, uyumayın.